Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Rusya'dan akıl almaz İsrail açıklaması geldi. Kabul edilemez flash Kızıl Ordu mesajı verildi. Değerli izleyenler, Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin'in Rusya'ya yönelttiği Nazi açıklamalarının kabul edilemez ve kışkırtıcı olduğunu ifade etti. Değerli takipçilerimiz, Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin'in Rusya'yı hedef alan röportajına çok sert tepki gösterdi. Bakanlık, Halperin'in Rus gazetesi Kommersant'a verdiği röportajdaki ifadelerini eleştiren ve yalanlayan bir açıklama yayınladı. Halperin'in röportajda, Uluslararası Holokost'u Anma Günü'nün Rusya'da resmen ilan edilmediğini belirttiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verdi. İsrail Büyükelçisi, röportajda Rusya'ya yönelik kabul edilemez ve kışkırtıcı açıklamalar yaptı. İlk önce Rusya'nın da inisiyatifiyle 27 Ocak Uluslararası Holokost'u Anma Günü'nün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca ilan edildiğini hatırlatmakta yarar var. Bu tarih tesadüf seçilmedi. Aynı gün 1945'te Kızıl Ordu, Polonya'daki Auschwitz-Birkenau toplama kampını Nazilerden kurtardı. Bu bilgiler Büyükelçinin açıklamalarının saçma olduğunu gösteriyor. Halperin'in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Holokost'la ilgili daha önce yaptığı açıklamaları eleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi. Holokost, çeşitli etnik ve sosyal grupların temsilcilerinin Naziler tarafından zuhure, zulme uğratılması ve kitlesel olarak yok edilmesidir ifadelerine yer verdi.